Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlerle Rüya Diyarı'nı kötü gölgelerden kurtaran Luna'nın masalını dinleyelim mi? Bir zamanlar gökyüzünde parlayan bir ay vardı. Bu ay her gece dünyaya nazik ışıklarını gönderir ve çocukların tatlı rüyalar görmesini sağlardı. Ayın ışıkları Rüya Diyarı adında sihirli bir yere düşerdi. Bu diyar çocukların rüyalarını gerçekleştiren bir yerdi. Rüya Diyarı'nda uyku perisi Luna yaşardı. Luna her gece çocukların odalarına sessizce girer ve onlara güzel rüyalar gönderirdi. Ancak bir gece, kötü bir gölge Rüya Diyarı'na sızdı ve tüm rüyaları karabasana dönüştürmeye başladı. Uyku perisi Luna, çocukların rüyalarını kurtarmak için cesurca gölgeyle yüzleşti. Ona rüyaların ne kadar önemli olduğunu ve her çocuğun mutlu rüyalar görmeyi hak ettiğini anlattı. Gölge, Luna'nın sözlerinden etkilendi ve Rüya Diyarı'ndan ayrıldı. Luna tekrar huzurlu ve mutlu rüyalar göstermeye başladı. O gece tüm çocuklar en güzel rüyalarını gördüler. Rüyalarında uçan balinalarla denizlerde yüzdüler, bulutların üzerinde dans ettiler ve gökkuşağının sonunda gizli hazineler buldular. Ve her gece uyku perisi Luna çocukların rüyalarını korumak için orada olacaktı. Çünkü o biliyordu, her çocuğun rüyası dünyaya daha güzel bir yer yapabilir. Uyku perisi Luna, Rüya Diyarı'nı kurtardıktan sonra çocukların rüyalarını daha da sihirli kılmak için yeni bir yolculuğa çıktı. Ayın ışığını takip ederek Yıldızlar Ülkesi'ne vardı. Burası gökyüzünün en parlak yıldızlarının eviydi. Yıldızlar Ülkesi'nde Luna'ya yıldız tozu perisi Stella eşlik etti. Stella, Luna'ya yıldız tozunun sırrını öğretti. Yıldız tozu, çocukların rüyalarını daha parlak ve unutulmaz kılan sihirli bir tozdu. Luna bu tozu alıp Rüya Diyarı'na götürdü ve çocukların rüyalarına serpti. O gece çocuklar gökyüzünde uçan atlarla yarıştılar, denizin altında gizli şehirleri keşfettiler ve çikolatadan yapılmış ormanlarda maceralara atıldılar. Her çocuğun rüyası bir öncekinden daha renkli ve heyecanlıydı. Uyku perisi Luna her gece çocukların rüyalarını ziyaret ederek onlara mutluluk ve huzur getirmeye devam etti. Ve böylece dünyanın her köşesindeki çocuk her gece tatlı rüyalar görmeye devam ettiler. Umarım bu masal bizlerin tatlı rüyalar görmesine yardımcı olur. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilir ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.